Tamam. Tamam o zaman ben sorgularına girerim. Bu işi hallederiz. Çok çok uzamaz bu mevzu. Efe yapmadı. Bize bir müsaade eder misin? Dinliyorum. Olayın nasıl geliştiğini anlattı bugün. Kaan ağaçtan atladıktan sonra Efe kaçıp gitmiş. Çünkü öldüğünü zannetmiş. Panikleyip uzaklaşmış, bu kadar. O zaman niye başından beri ben yaptım demiş? Atla dedi diye. Ha, boğulma olayını öğrenmeden önceki teorim doğru çıktı yani. Kaan'a atla dedi diye kendini sorumlu hissediyor. Katil değil Efe. Kaan ayağa kalktıktan sonra eve dönerken birisiyle ya da başka birileriyle karşılaşmış. Bence hemen olay yerine dönüp arama alanını genişletmelisiniz. O gün o ormanda başka biri daha vardı Sedat. Ya Demet, tamam dur bir sakin ol. Bak anlıyorum, çocuğu çok seviyorsun, ona çok güveniyorsun. Ama bir de şöyle düşün. Bu çocuk eve gitti. Annesiyle babası manipüle ettiler ve bir hikaye uydurdular, tamam mı? Çocuk da şu an onu anlatıyor. Ya olamaz mı? Hayır, olamaz. Çünkü çocuk sadece benimle konuşuyor, annesiyle babasıyla konuşmuyor. Hem Efe böyle bir şey yapmış olamaz. Evet, 13 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Çocuk gitti hapishaneyi gördü, bir daha oraya dönmek istemez. Savcıyla dışarı çıkaracağınız zaman ne dedim ben size? Babası manipüle eder dedim, değil mi? Bak oldu işte. Şimdi otopsi sonucu da açıklandığı zaman avukatla gelecekler. Bu işten de sıyıracaklar. Bu kadar basit. Biz yine aynı yerde değiliz değil mi Sedat? Bütün kırgınlığımı bir kenara bırakıyorum ve sana heyecanla geliyorum ama sen... Ben de sana hala kırgınım Demet. Benim kızım oradayken o çocuğu almaman gerekiyordu o eve. Keşke biraz olsun bana güvenseydin. Bak ben sana güveniyorum. Sana gerçekten güveniyorum ama sorun bu değil. Demet, ben bu bakanın artık sana iyi gelmediğini düşünüyorum. Onun için de savcı bana sorduğu zaman gerçekleri anlattım. Eminim sana ne sorduysa bütün dürüstlüğüne cevap vermişsindir. Ve bunun için ben sana kızamam. Ama ben sana çok kırgınım. Alo Demet Hanım. Ben de şimdi sizi arayacaktım. Elime telefonu aldım. Ya ben çok özür dilerim sizden gerçekten. Başınızı belaya soktum. Farkındayım bunun. O kadar utanıyorum ki. Önemli değil. Ben arayacağım ama ben bizzat kendim gideceğim. Savcı Bey'e gideceğim. Her şeyi anlatacağım. Zeynep Hanım, bunun şu an için hiçbir önemi yok. Ben aslında sizi başka bir sebepten aramıştım. Bence Efe yapmadı. Nasıl? Anlayamadım. Neyi kastettiniz? Kaan'ı öldürmediğine inanıyorum. Zeynep Hanım? Orada mısınız? Şey mi söylüyorsun? Şey oldum... Efe yapmadı, yapmamış olabilir diyorsunuz. Yapmadı mı diyor? Ne diyorsunuz? Efe masum mu yani? %100 emin değilim. Şu an size detay veremiyorum. Ama Efe'nin anlattığı şeyler bazı delillerle çelişiyor. Ya aslında ona tek bir sorum kalmıştı. Yani keşke birazcık daha vaktim olsaydı onunla. O şimdi şeye gitti, babasıyla çıktı. Ben mi onu gidip bulayım onu? Neredesiniz şu anda? Yo. Zeynep Hanım lütfen sakin olun. Benim şu an Efe'yi resmi olarak görmem mümkün değil. Biliyorsunuz savcı beni görevden aldı. Zaten benim sizden bir ricam olacak. Bu bilgiyi lütfen kimseyle paylaşmayın. Hele eşinizle.
Niye? Hayır, bunu söyleyeyim ben ona. Söyleyeyim ki şikayetini geri çeksin. Efe'nin suçsuz olma olasılığını öğrenirse zaten sizinle konuşmasını ister o. Ben pek öyle düşünmüyorum. Öncelikle resmi olarak otopsi sonucunun açıklanması lazım. Böyle bir ihtimal konuşulduğunda bile bence Tuğrul Bey farklı bir şekilde yaklaşacak meseleye. Kabul etmelisiniz ki fevri bir insan kendisi. Önce bizi suçlayacaktır. Olayın detaylarını öğrenmek isteyecektir. Avukatı devreye sokacaktır ve Efe'nin kafası karışacak. Hayır, anlıyorum ama anlıyorum. Biz ne yapalım? Siz diyorsunuz ki Efe suçsuz olabilir ama biz duralım mı? Ne yapalım? Önce bir sakin olacağız. Neticede Efe şu an evde, bir sıkıntısı yok. Olaya yeni bir pedagog atanacak. Onunla konuşmasını bekleyeceğiz. Otopsi raporu da bu süreçte netleşir diye düşünüyorum. Ben ne yapayım peki bu süreç içinde? Efe'ye yeni pedagogla konuşması için telkinlerde bulunayım. Tamam. Eğer olur da konuşmazsa o zaman başka bir formu buluruz. Zeynep Hanım, lütfen çok rica ediyorum bu mesele ikimizin arasında kalsın. Heyecanınızı gizlemeye çalışın. Tamam, tamam. Yani elimden geleni yapacağım. Çok zor ama çok teşekkür ederim size. Görüşürüz. Görüşürüz.